Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol balım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bugünkü içeriğimiz sinema hafızası. Duyduk ki güzel bir sinema kariyerin var. İşte bir yeni filmin var ve sinema konusunda da iddialısın duyduğum kadarıyla. Sinema bilgisi konusunda iddialıyım. Güzel bir sinema kariyerim başlayacak kısmetse. Kişisel kariyerim. Sektörde çalıştığımı saymazsak yani kamera arkası çalışmalarımı saymazsan kreatif anlamda kafa rollerde olduğum ilk sinema filmi başlayacak. Evet çok iyi bir film izleyicisiyim. E, hayatım boyunca çok film izledim falan filan. Şimdi bunları söyleyip bilemezsem çok komik olur güleriz hiç önemli değil <laughs> ee, üniversite döneminde bir ayda yüz film izlediğim oluyordu Gerçekten. böyle evet yani. Şey Peki sence toplam kaç film izlemişsindir? Bilmiyorum ama çoktur yani. Ortalama bir rakam mı? Yani yok. bir dönem şöyle söyleyeyim. Korsan bir filmciye yardım ediyordum demeyeyim de. Korsan <laughs> bir film satan bir tezgah böyle müdahame oldum. Gidip geldim orada takıldığım bir yer vardı. Orada bütün filmleri izlemiştim. İzlediğin ilk filmi hatırlıyor musun? İlk film sinemada mı? Sinemada da olabilir. Televizyonda hatırlamam yani o şeydir. Televizyonda çünkü sadece sıralamaya hatırlamam. Galiba Komşumuz Bir Vampir diye bir film vardı. En böyle hayal onu hatırlıyorum. Onu izlemişti bizimkiler. Ben de onları izledim hatırlıyorum. Lost Boys orijinal adı. Yıllar sonra kafaya taktım izledim filmi hatırlayıp. Kayıp Çocuklar filmi vardı. Vampir filmidir ama. Bu arada Kayıp Çocuklar. Ee, bu filmleri izledim hatırlıyorum. Çok çok beğenmiştim çocukken. Acayip heyecanlanmıştım. Zaten TV'de ilk kez serisi vardı. Parlament Sinema Kulübü vardı Star TV'de. Malcolm X izledim hatırlıyorum. Yani izlediğim ilk büyük filmleri bunları hatırlıyorum. Böyle sansasyonel. Bir de tesadüfen yarısında yakaladığım CNBC'ye de adını bir türlü hatırlayamadım seneler sonra filmlerden birkaç tanesini buldum sonra. Biri Henry Fool'muş adı. Çok iyi film. Çok acayip sıradışı bir filmdir. Böyle sokak aralarında hayatında ilk defa yazma denemesi olan bir çocuğun Nobel aldığını falan anlatır. İnanılmaz bir filmdir. <laughs> Usual Suspects'i yine yarısından girmiştim. Alec Baldwin'in kardeşini hatırlıyorum. Böyle Kevin Spacey falan hatırlıyorum. Filmi bir türlü adını bulamıyordum. İki yıl sonra bulup onu izlemiştim. Sinemada ilk izlediğim film ama Aslan Kral. Gerçekten mi? Evet Aslan Kral. Bayağı para biriktirmem uzun sürmüştü. Ne kadar fakirse koyayım. <laughs> e, bir sinema bilet almak için bayağı para biriktirmem gerekmişti. Sonra eşkıya'ya gittim. Babam götürmüştü. Hatta şöyle oldum. Babam hani bir sinemaya götürsün, neye götürse götürsün. Gittik eşkıya'ya koyayım. 9 yaşında. <laughs> Ağladık böyle hüngür hüngür. Öyle ama çok beğenmiştim ee, yine de eşkıyayı. Hatta aynı anda eşkıyaya gittiğimde Space Jam'in fragmanlarını görmüştüm sinemada. İçimde böyle fırtına kopmuştu. Allah'ım Space Jam'e de gidebilirdim. <laughs> babam beni niye buna götürdü falan diye. Ee, babam böyle hıçkırırken onları söyledim. Babam dedi sus oğlum kapa çeneni falan dedi. Ama şimdi bile anlıyorum ki e, haklı olan babam. Kim Space Jam'ı, bok gibi film Space <laughs> Onları hatırlıyorum ve zaten benim kuşamda çok iş öyledir. İlk gittiğim filmlerin sürekli biletlerini saklıyordum. Bir 15-16 bilet birikene kadar devam ettim. Bir süre sonra artık bunun çok varoş bir kuyu olduğunu <laughs> Ee, görüp hepsini attım, yırttım falan. Sonra DVD koleksiyonum oldu, VCD koleksiyonum oldu ondan önce. Sonra Torrent indirirken gerçekten her şeyi indirdim. 4000 tane filmim vardı. İnterneti benim kadar verimli kullanan çok az insan vardır. Peki kategori ee, çoklu olarak en çok hangi kategoriden film indirmişsiniz? Aslında e. filmin, ya porno ima ediyorsan değil. <laughs> <laughs> Porno filmi indirmem ben hiçbir zaman. Çünkü bildiğim bir filmi bir daha izleyip tarih olmam. Sürpriz olmaz benim için. E, zaten ben pornoyu çok seven bir insan değilim. Ben daha erotizm adamıyım. Böyle bir anlam olacak, zeka olacak filan. Dolayısıyla en çok indirdiğim kategori... ...mafya filmlerini daha iyi bilirim. İddialıyım yani bu konuda. İddiaya ayrıntılamayayım ama... ...her türün en iyilerini çok severim. Yani çok durgun film diye mesela bir şey küçümsemem. iyi bir örneği ise... ...mesela Bir Zaman doluyu oluyor hastasıyım mesela. Nur Bir Gece Eylen filmlerinin. Ama aynı türde yapılan kötü filmlerde işte bileklerimi keserim izlerken. E, Yarın bıraktığım filmi hiç hatırlamıyorum. Ne kadar okum gelirse gelsin, ne kadar yani asla yarım bırakmam. Toplantıya geç kalayım. Hatta e, uluslararası bir film şirketiyle randevum vardı Fransa'da geçen yıl. Filmi bitireceğim diye adamlara geç kaldım 40 dakika. Ve sonra hoşlarına gideceğini söyleyip bu gerekçemi söyledim. Dediler ki dönüşten iyi devamını izlemedin. Görüşmede <laughs> takdir edersiniz ki çok iyi geçmedi. <laughs> Yani profesyonellik anlayışımı çok iyi bulmalar, sinema tutkumu takdir etseler de. Ben öncelikle bu işi icra eden, nacizan hayatını bundan kazanan bir insan olarak sinema severim. Dolayısıyla çok rahat ve neşeyle girdiğim bir kategori olacak şu andaki test. Biraz da ilk testte bu normalde şöyle avantaj oldu. Tortumu atmış oldum. Hazırım, gönder. Süper. Şimdi mafya filmlerini çok seviyordum ve en çok indirdiğim kategori dedin. O yüzden en kült olanından başlıyorum. Ne, Godfather mı? Tabii ki. Godfather filminin iki ayrı ölüm sahnesinde gördüğümüz ve ölümün simgesi olan meyve nedir? Portakal. Doğru mu? Dişlerine koyar, torunu korkutur, ölür. Diğerinde de vurulur ama ölmez. Portakal alır manavdan, o sahne var. Geçiyorum diğer soruya. Evet. Hasta La Vista Baby repliği hangi film serisine ait? Bunu herkes bilir. Çok film izlemeye gerek yok bunun için. Terminator 2. Sonra da vurur adamı. Bu arada Arun Sarışan'a e gel. Avusturyalı. İngilizceyi sonradan öğrenmiş ve İngilizce sar olmuş bir isim. İnanılmaz bir hikayesi var bence. Ve İngilizceyi yeni ana diline dönüştürmüş bir adamı İspanyolca bir replikle final repliği yazmışlar. Hatta onun daha iyisi o repliğin Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction filminde Z is that Baby. Repliğini daha çok severim. Bruce Willis'in motosiklete biner sonra. Zed'in motosikletine biner. Manitasını arkaya atar ve gider. Acayip ilham vericidir. Hepimiz motosiklet kullanmayı istemişizdir arkada manita varken. Onu izleyenler. Evet. O zaman Tarantino dedik. Tarantino'dan devam ediyorum. Tarantino'nun ilk yönettiği ve kendinin de rol aldığı film nedir? Rezervuar Köpekleri. Evet. Bir yorumun var mı? Bir şey konuşmak ister misin rezervuar köpekleri hakkında? Çok güzel film. Ve Steve Buscemi de orada oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hep büyük oyuncular var. Yani ilk filmi ama adamın bütün, bir sürü büyük oyuncu Harvey Cattle oynuyor. Pek çok filmi gibi. Michael Madsen var tabii ki. Sean Penn'in ölen kardeşi var. Chris Penn. Ee, şişman Kızıl Elif çok iyi filmdir. Tabii ki Tarantino da mesela bence büyük bir sinemacı olduğu kadar büyük bir sinema severdir. Bunun merkezde bir röportajını izledim. Böyle film çekesim geldi. Yani o kadar ilham dolu ve tutkuyla anlatıyordu ki, ee, Reservoir Köpekleri enfes bir filmdir. Ben ama en çok hangi senaryosunu beğeniyorsun dersem True romansı en çok sevdiğim filmdir. Sadece senaryosunu yazdı. E True Romance'ı yöneten kişi Intihar eden yönetmen. O da Ridley Scott'ın kardeşi Tony Scott. Senin de biraz Tarantino gibi yani ilk yayınlanacak filmin, ilk girecek filme ve sen de oynuyorsun. Ne, güzel benzettin. Ne ya güzel Allah'ım olsun. Yani Özcan Deniz'e de benzetebilirdin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> çok heyecanlıyım, mutluyum. Film çok güzel oldu gerçekten. Önün rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Çok uğraştım kurguda. Yani her şeye müdahale ettim ama ekip arkadaşlarımdan da müsaade alarak. Ama çok güzel film oldu böyle mutlu bir şekilde, içim rahat bir şekilde güzel bir film yaptık diyebiliyorum. Heyecanlıyım yani. O yüzden çok gişe yapmış, az gişe yapmış ikinci bir konu benim için. İyi bir film yapmak benim için önemlisiydi. Çünkü yıllar geçer, gişeler unutulur. Akılda kalan filmin niteliğidir, sende yarattığı duygudur. Pek çok bunun örneği var zaten. Muhsin Bey gişelerinin çok ölü olduğu bir dönemde gösterime girdi. Çok büyük bir kişi yapmadı bildiğim kadarıyla ama hepimizin en sevdiği filmler arasındadır. Gelmiş geçmiş de en etkilenilen Türk filmlerinden biridir. Mesela örnek veriyorum. Bunun gibi pek çok var. Mesela Pardon var son yıllarda. Sinema gişelerinin iyi olduğu dönemde pek çok kötü filmden daha kötü bir şey yaptı ama gelmiş geçmiş en komik Türk filmlerinden biridir. Tabii o bir oyun uyarlaması. Ustanın çok tuhaf soruşturman uyarlaması. Ferhan Şensoy Usta'nın buradan da Allah rahmet eylesin, selam olsun anısına. Ama iyi bir filmdir. Yani önemli olan benim için iyi bir film yapmaktı. En önemli şeyi gerçekleştirmiş olduk. Çok şükür. İnşallah izleyiciler de bunu paylaşır. Devam ediyorum. Yorgos Lanthimos'un 2018 yapımı The Favorite filminde Queen rolündeki oyuncunun adı nedir? Flayback'teki Anne aynı zamanda. Evet. Olivia Colman. Olivia Colman. Teşekkürler, sağ olun. Flayback'ten <laughs> dolayı biliyorum, hayranıyım. Bence Favorite çok iyi film. Ama filmin en iyisi Olivia Colman değil. Colman değil. E, en iyisi Emma Stone tabii ki. Son dönem hiç kötü filmi yok kendisinin neredeyse. Ama Olivia Colman sorunuzun cevabı. Flayback dizisi de baş tacıdır. Herkese tavsiye ederim. Çok iyi dizidir. Düşünün çünkü henüz yasaklanmadı. Repliği hangi filme aittir? İki filmde de var. 1984'te bir de Şindler'in listesinde. Hangisini sordun sen? Şindler. Tamam. Ama ee, ikisinde cevabını aldım. Çünkü şu an teşekkürler. çok Teşekkürler. Şiden'in Sesi'nde de var. Şiden'in sesindekinde normalde filmde fark etmedim. Daha sonra bir yerden alıntı yapmışlar. Orada okudum. Ee, ama 1984'ün neredeyse filmin ana başlığı o ve çok moral bozucu bir film. Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptı. Ben Senin Yalnız Resmini Aşırım repliği hangi film? Bu abi? bana sorulacak <laughs> <sorum>. ayıp ayiptir ya. <laughs> Sevmek zamanı. Tabii ki. O zaman biraz daha Türk sinemasından gidiyorum. Mavi Boncuk filminde Emel Sayın neyin içinde kaçırılır? <gülüyor> Halı. <gülüyor> Çok zormuş ya sorular. <laughs> Kemal isimli soy ismi nedir? <laughs> Komedyenimizin. Evet. Zor sorularımız da tabii ki olacak. Inarritu'nun ilk Oscar aldığı filmi hatırlıyor musun? Tuzak soru bu. Inarritu çok aslında Amelios Peros'ta falan patladı ama hiçbirinden Oscar alamadı. Hatta bu bir skandal oldu Leonardo DiCaprio'da gibi. Ama dirilişte aldı galiba Oscar'da. Teşekkür ederiz. Tam bizim sinema dergisinde okuduğumuz dönem. Evet. <laughs> The Big Lebowski'de sürekli yapılan aktivite nedir? Hatırlıyor musun? İki şey var. Bir pipo tüttürmek. Evet. İki bowling mi? Aynen. Bowling mi? Evet. <laughs> evet. Gerçekten götümle cevapladın. Evet. Başka? <laughs> Ama bu senin iyi olmandan kaynaklı. Estağfurullah. Çingeneler zamanı filminin müziği nedir? Böyle çok bilindi. Kaptan müzikali falan da yaptık. Müzik yapılır. şarkı mı? Evet Düğün evet. Büyün cenaze. Hayır. Ederlezi işte. Evet ederlezi. Onun Türkçesi düğün cenaze. Goran Bregovic, Emir Kustrika yönetmeni. Daha evet. sayayım mı? Başrolcüsü intihar etti. Yok çok teşekkür ederim. Yeterli bu bilgi evet. benim için. <laughs> Ama adamlar etiyor ne yapayım? Anlayayım mı yani? Adamın en önemli şeylerini anıyorum. Adam küçük bir de var. Adam kendini öldürdü. Kendini öldürmesi kötü bir şey. Başroldeki Perhan rolündeki adam çok da iyi oynamış. Çingene Adrian Burdi gibi. Yani tipi falan duruyor. Çok da hüzünlü, çok iyi oynamış. O film çok iyi filmdir. Yani çok üzücüdür. Emir Kustrikan'ın da hastasıyız. Underground olsun bu olsun. Benim tam sinemayı en sevdiğim yıllarda izlediğim filmler bunlar. Bu saytan çoğu. Biraz hileli gibi. Yani hileli demeyeyim de avantajlı geldi bana sorular o yüzden. Fevrit de Yorgos'un en bildiğim film. Mesela onun kendi ülkesine çektiği iki tane film var. Onların mesela adını şu an söyle desem baksam baktıktan sonra söyleyemem. <laughs> Yunanca ve uzun, ağır filmler yani. Böyle soğukta geçiyor. iki çocuğuyla böyle bir balığı tutmaya çalışıyor 40 dakika. Normalde tutsan 10 dakika tutarsın balığı hani izlerken dolayısıyla avantajı geldi. Febri çok iyi film bu arada. Enfes. Hatta dizisi de yapılır eğer bizimkiler biraz kafası çalışıyorsa dramanı yaparlar onu. Evet, sen de iza Soğuk dedik. O yüzden Oslo'ya gidiyorum. Oslo üçlemesini izledin mi? İzlemedim ama çok şey okudum. Şey gibi o böyle. Herkesin övmek zorunda hissettiği filmler gibi. Yok ya çok öyle değil ama yönetmenin altında... Doğu Avrupa'da musun? çok daha iyi bir sürü film söylüyorum. Yönetmen mi? Hı -hı. Söyleyeceğim. Joker'deki adamın adına benzeyen bir adam. Joaquin... Evet. Trier. Ama izlemedim. Bu arada o suçlaması izlemedim. Güzel. İzle bence. Ama şey gibi yani bu mesela sinema ile ilgili bildiğim magazin bilgiler olur ya. Bilirsin ama hani izlemezsin. Öyle bir bilgi benim için. Daha iyi filmler sorayım. Adams, Apple daha iyi film mesela. O e su bence. Doğu Avrupa filmlerinden. Size bir sürü söylerim. Norveç filmler çok iyi bu arada. Genel olarak çok iyiler yani. Üç tane öneri alabilir miyim? Adams, Apple. Oslo'da katliam. Yakın yazar arkadaşlardan daha yetenekli olanın kafayı sıyırması ve yazarlığı bırakması, normale dönmesi neticesinde diğer arkadaşın yazar olduğu bir film var. Adını yine hatırlamıyorum ama bunları hep bulurum. En azından konusu söylersem izleyenler şey der. Adı şuydu veya siz bulursunuz o sırada kenarda. Ekleriz. Eklenir aynen. Zeki Demir Kubuz'un yönettiği Yeraltı filminde Engin Günaydın'ın adı nedir? Muharrem. Evet. Elinde patates var film boyunca. Peki ee... Zeki Demir Kubuz'da bir anın var mı? Var. Zeki Demir Kubuz gün görende büyümüş. Ben aynı semtte. Hı -hı. Canlı Camlı kahvede büyümüş. Evet. Ben haberim yoktu bundan tabii. 2008 yılında 19 yaşında çalışıyordum. Ve biz böyle bir tartıştık kovdu beni. Bugünkü gibi aynı çok uyumlu biriydim. Böyle ben fırça yedim de susan, uyum sağlayan biri değildim takip edersiniz ki. Genelde bir cevabım varsa verirdim. Adalet duygum, razzane ee, yine böyleydi. Tartışık biz. Beni kovdu yani. Eşyanı topla git dedi. Ben de moralim çok bozuk. Hiç kovulmaya uygun değil maddi durumum falan. Cihan de böyle volta atıyorum. Firuza kahvenin orada. Ofisten çıktım. Şeyi düşünüyorum. Diğer patron abiden şey rica edebilir miyim? Sigortam devam etsin. işte bir süre iş bulana kadar falan. Ben de bir yere renkli film diye bir yere komedi belgesel diye bir format satmışım. Ama üç ay daha maaş almam lazım ki tam böyle yumuşak geçiş olabilsin. İlk para kazandım Metin bu arada benim. Sonra Olta atarken Zeki Demir kuzu gördüm. Ufuk Bayraktar'la oturuyorlardı. İkisine selam olsun, ikisini de sever, sever. E, oturuyorlardı ve ben Kader'i yeni izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Gidip hiç böyle merhaba demeden direkt filmden bahsetmeye başladım bunları görüp, muhabbetlerini bölüp. Şuursuzca çok, izledim, çok beğendim dedim. Filmin dedim atmosferi çok iyiydi. Ben dedim çocukluğum gün geçti, 90'ların gün görünü gibiydi atmosferi. Ve Kader filmi şöyle özel bir film, tutkunun filmi ama sahte bir tutkunun değil. Tutkunun ne kadar bir insana zarar verebileceği ve her zaman ilham verici bir şey olmadığı ile ilgili bir film kader. E, çok gerçek bir film. Mesela kader dışında bir sürü filmde hep baroşları böyle kutsarlar. Yoksulluk sanki çok değerli bir şeymiş gibi pazarlanır ya kader filminde yoksulluğun ne kadar zor ve e, mecbur kalınan, e, başa gelen bir şey olduğunu görürsün. Mesela bütün filmlerde psikopatlar övülür, şiir yazar. Birinin böyle öldürmeden önce anlamlı bir cümle söyler. Hayata veda ederken en yakışıklı haliyle veda eder ama kader filminde görürsün. Psikopatlar iyi insanlar değildir. Psikopatlık bir akıl hastalığıdır ve çoğu zaman kendiyle beraber etrafındakileri de yakar. Çok gerçekçidir, çok güzeldir. Racon yoktur, değer yargılar yoktur. Mafya dizilerinde gördüğün yıldızlar yoktur. Gerçek, korkunç, iki saatlik bir kabustur. Ve herkesin gönüllü içinde yaşamayı kabul ettiği bir kabustur kader filmi. Çok iyi filmdir benim için. Zeki abiyi gördüm ve bunları anlatmaya başladım. Zeki abi de durdu dedi ki, sen ne iş yapıyorsun dedi. Sen kendini anlat dedi. Ben dedim ki... Bak gibi şirkette çalışıyorum dedim. Bok gibi dedim senaryo okuyorum dedim her gün. Ana akıma dedim dizi yapıyoruz. Acı çekiyorum dedim senaryo okurken. Mutlu çalıştığım bir yer değildi ora. Bunları anlattım Zeki abiye. Daha sonra anlamlandırdığım şöyle şeyler söyledi. O kötüde de bir öz vardır dedi. Yani orada da güzel bir şey vardır dedi. Bu dedi hikayenin içinde olmak, bir hikaye anlatmak. Orada da hikaye biçimini öğrenirsin. Sen daha sonra o biçimde kendi hikayelerini anlatabilirsin dedi. Sonra çok teşekkür ettim. Tanışma memnun oldum dedim. Zaten çıkıyorum o kodum işinden dedim. Ayrıldım gittim yanına. E sağ olsun çok teşekkür ediyorum ona. Biz öyle tanışmış olduk Zeki abiyle. Bir halı saha yapsanız sanki o yumuşar gibi. Hep halı saha görüntüleri çıkıyor. Zeki Ben evet. şu an o kadar kötü oynuyorum ki halı sahayı. <laughs> Zeki abi tekrar sinirlenebilir bana. Ben <laughs> 20 yıldır top oynamıyorum. Eskiden topçuydum. Sola yaptım ama artık bok gibi oynuyorum. Ben seneler sonra 15 yıl sonra top oynadım bir gün ve kaldığın yerden devam ediyorsun zannediyorsun. Bir oynadım şey oldum. Bu kimin vücudu oldum. Gerçekten korkunç oynadım. Ondan sonra bir daha oynamadım. Dolayısıyla Zeki Demirkuz hani benim beraber futbol oynarsak beni daha çok sevmeyebilir ama belki filmimi yapabilir yani. Şey diyebilir, bu yer altının futbolu olsaydı böyle olabilirdi diyebilir yani. Oppenheimer'ı izledin mi? Tabii ki izledim. Nerede izledin? Sinemada. Hayır, böyle özel bir gösterimi evet, Evet, IMAX'de zaman... izledim yok. IMAX sinemasını izledim ama özel gösterimi değildi. 10 kişi gittik. İzlediysen bu soru sana aşırı basit gelecek. Yani aslında hangi dönemi kapsadığını soracaktım. İzleyip izlemedi. Şey gibi mi? Dünya Savaşı gibi mi? Gibi. Bunu izlemesen de bilirdim. Aşırı zor sorular ya bayağı. Tabii canım. Teşekkürler. Hangi filmin başrolünde Sürekli saç rengi değişen bir kadın karakter görürüz. Yabancı Peki. mı? Evet. Eternal Sunshine of the Spot Mind mı? Aynen. Sadece o film değil, bir sürü filmde var böyle Tabii morali bozunca. Ama. Türk sinemasının Altın Ayı ödülü almış ilk filmi nedir? Şey susuz yazma. Hayır. Değil mi? Ee, bir dakika. Yine Metin Aksan'dan ama. Metin Aksan'ın mı? Evet. Şey bereketli topraklar üzerine. mi? Değil. Yine köy filmi ama. Evet. Yani Anadolu'da geçen bir Aynen film. Öyle. Hangi film? Yılanların öcü. O Altın Ayı mı almış? Aynı. Yılanların öcü. Evet. Ha bu orijinal yılanların Aynen öcü. Öyle. Fatma Gelin oynadı Yok, değil. değil. Ha. Evet. Tolga geldi ve hemen belli etti kendini. <laughs> evet. Karakter olarak bana iyi geliyor. Muhabbeti seviyorum ama demek ki derslerime yansımıyor kank. Şey gibi Tolga'yı Hasan Can'ın yanında oturtmayın. Onun da dersleri düşüyor. Evet. Devam evet. ediyorum. Duvara Karşı filminde Cahit'in aşık olduğu kadının adı nedir? Sibel. Devam Film, ediyorum. Bu arada adı Sibel. Martin McDonagh'ın 2022 Oscar adayı filminin adı nedir? Colin Farrell'la şey oynuyor. Evet. İrlanda'da geçen. Çok severim abi. Bu arada filmlerin hepsi iyi. O filmin ismi de şey. Telaffuzu zor bir film hatta. Evet, Ben bir şey. Ben of in Evet. Ben Şi... Ben şey. she's evet, ben şi şu an duymama rağmen söyleyemem. <laughs> ben of in, in sharing. Sharing. Adam yazar, bir eser bırakamıyor diye aptal arkadaşıyla, en yakın arkadaşıyla itibatı kesiyor değil mi? Ben senin yüzünden vasatım, gelişemiyorum ve bir eser bırakamıyorum diye durup dururken arkadaşıyla arasını bozuyor. Ee, David Lynch'in 68 yapımı kısa filminin adı nedir? Bilmiyorum. Söyle direkt. Ve alfabet. Alfabet yok, tamam. Parazit filmindeki fakir aile kaç kişi? Baba, kız kardeş, oğulları var bir de anne. Dört kişi. Tamam. Bu kaltakla aynı mahallede büyüdük. Mevlana Kapı'da. Masumiyet. Haluk Bilginer'in tiradı. Her şey çok güzel olacaktı. Altana sürekli tekrarladığı maddeler nelerdir? Sıralamayı karışık söylüyorum. Tamam. Barı açıyorum, aile ile aramı düzeltiyorum, babamı yanıma alıyorum. Bir, barı açıyorum, iki, aile ile aramı düzeltiyorum, üç, babamı da yanıma alıyorum. Tamam. Doğru. Tamam, Teşekkürler. Rica ederim. Ben kendi problemlerimle de karıştırdım. O yüzden sıralaması karışık <laughs> Monica Bellucci ve Türkan Şoray'ın aynı sahneyi canlandırdığı ikonik sigara yakış sahnelere sırasıyla hangi filmler ait? Aynı sahneyi canlandırdı. Aynen. Böyle bir sürü adam. Ha, Malena. Sırı... Evet. Ee, diğerini de e, Türkan Şoray'ın sigara yaktığı, onu zaten böyle bir dişi kadın oynadığı eski mi yeni mi o ipucuyu ver bana? Eski. eski. Bilmiyorum. Karın balın peteği. Bilmiyorum mesela. Halen bilmiyorum yani. <laughs> filmi izlemedim. Çünkü şu an bilmediğim bir film. Acaba bu Nihavent mucize yaptılar ya. Beyaz tabii e, o filmlerde mi diye düşündüm de. Yok değil. Cihan Ünal'la böyle insanı bulanma sokan filmleri de vardı. Cihan Ünal'ın sadece ses tonu güzel diye izlediğimiz filmler vardı. Biliyorsun değil mi TRT2 filmlerini? Bir dönem öyle filmler var arkadaşlar TRT2'de. Sorularımız bitti ama senden şöyle bir bonus rica edeceğim. Duyduk ki Sopranos'u çok seviyormuşsun. Evet. Ve senin de izleyicilere Sopranos hakkında 3 soru sormanı isteyeceğim. Böyle gerçekten kimsenin yakalayacağını yakalayamayacağı detayları yakaladığını anlamak için. Hiç kimse yakalayamazsa cevap da verilemez de yani verdiğim cevap da tatmin etmez. <laughs> olur. O yüzden hani yakalaması zor diyelim. Spoiler veriyorum ikinci sezonla ilgili. Finalde Pusi ihanet eder ve Silvio bunu anlar. Silvio bunu nereden bilmektedir? Ne ara öğrenmiştir de anlar. <laughs> Zeka kategorizedir. Bir insan bir konuda çok başarılıysa sadece doğuştan zeki diye, doğuşta o konuda yetenekli diye çok başarılı diyemeyiz. Sadece çalışıyor diye de çok başarılı diyemeyiz. Ama bunların hepsinin karışımı ve zamanın ruhu denk gelirse o adam o konuda virtüöz şeyler yapar. Şimdi bir söz var Schopenhauer'ın yanlış hatırlamıyorsam. Yani şiirle ilgili bir söz. İlham her gün çalışırsan gelir. Bizde hep şey anlatır mesela Newton'un yer çekimini bulması başına elma değdi düştü ve yer buldu. Hayır, Newton artık kafayı sıyırdığı için fizik kurallarıyla elma da veya başına gelen bir olay da onunla ilgili ilham vermiştir, kafayı yordu. Şimdi dolayısıyla Soprano'da şöyle verilmiştir bu. Soprano bir genius bir gangsterdir. Çocukluğundan beri o dünyanın içindedir. Babası da zaten o dünyanın içindedir. Ve kendi de çok zeki biridir. Ve hayatı boyunca buna kafa yora, yora artık bir genius seviyeye gelmiştir. Soprano ilk kendisine bu istihbarat geldiğinde arkadaşın hain dendiğinde arkadaşının yalanına inanır ve bu konuyu kapatır Tony Soprano. Ama bir gün Soprano'nun rüyasına girer. Yani ilham gelir. Pussy ispiyoncudur. Ve rüyasından uyanıp hastayken zaten kabus görür rüyasına girer. Üstünü giyinip aniden evine kontrole gitmeye karar verir. Yani bana göre olağanüstü bir dizi. 86 tane film bence dizi değil. İnanılmaz ilan verici. Her bölümüyle ilgili 10 sayfa yazı yazılabilir. ben ilk onunla ilgili daha izlemeden önce bir yazı okumuştum. Altyazı dergisi alıyordum o yıllarda elime fırsat geçtikçe. Orada yabancı bir yerden anlatı yapmıştı Times'ta. 21. yüzyılın popüler kültürün en büyük ürünü denmişti Sopran'la ilgili. Çok abartılı bulmuştum. Gerçekten şu an öyle düşünüyorum. Bence hiç abartılı değil. Çok derin konuları çok popüler bir senaryoyla ele almışlar. Yani bir mafya en ilgi gören hikayedir. Onunla çok derin sorgulamalar ele almışlar. Kaç kere izledim? Çok izledim. Akma geldikçe mesela canım sıkılıyor bir bölümünü açıyorum izliyorum. Yani ve mesela bir sürü de böyle ödüllü filmden Soprano'dan Arak görüyorum. Mesela o sahnelerden esinlenme görüyorum. Arak demeyeyim de. Uzak filmindeki şey sahne benzer mesela. Orada bir uzak filminde bok gibi bir oyuncak alır. Böyle yürüyen jandarma oyuncağı alır. Evine gelen cahil kuzeni, ana fotoğrafçının. Oyuncağı gösterir ve nasıl eğlenir bu oyuncağı alan kuzen? Onun için olağanüstü bir alettir. Fotoğrafçı da onun ne kadar basit, leş bir şey ve bunun ne kadar geri olduğunu orada görür bu ikisine bakan. Soprano'da da şey sahnesi vardır bir tane böyle bir. Oynayan balık, şarkı söyleyen balık vardır. Bunlar nasıl eğleniyordu. Mucize buluyordur bunu. İzlerken şeyi görürsün, yabancılaşmayı görürsün. O sahne sanki oradan esinlenmiş gibi geldi. Bana yanılıyor da olabilirim bu arada. Devam edelim. İçeriğimiz bu kadar. Teşekkür ederiz. Sen kendini peki sinema hafızanı yüzde yüz üzerinden kaç olarak puanlarsın? Sinema hafızam iyidir ama benim şöyle bir şeyim var. Çok az insan izledi filmler izledim ama bazı böyle birkaç tane izlemediğim küt film var. Mesela? Oha bunu nasıl izlemedim a** koyayım dedikleri. Ya sürekli erteliyorum kafam tam olduğunda izleyeyim bunu. Tam bir kendime geleyim. Mesela Kuzuların Sesini izlemedim mesela. Anladın Başka? 3-4 tane daha var böyle yani bir şu an atma gelmiyor ama mesela söylediklerini nasıl izlemedin dedikleri e, şey izlemedim mesela 2001 Uzay Bacarası'nı izlemedim. Daha demin bahsettim Henry Full'u izledim. Akla zarar bir sürü saçma sapan. Mesela Robin Williams'in ilk filmlerini izledim. Annesinin aktivist olduğu bir film var mesela. Çok bilinmez. Yine adını hatırlamıyorum. Konuyu hatırlıyorum. Hatta saçma sahneler var. Aşırı feminist bir grup tarafından vurulur e, Robin Williams. Robin Williams hayatım önce yazar olmak ister. Annesi e, eşsiz, yalnız yaşamış bir kadındır. Hemşire. Bir gün komadaki bir askerin üstüne oturup hamile bırakır kendini. Robin Williams öyle doğar bu arada. Robin Williams hayatım önce yazar olmak ister. Annesi ve buna karşı çıkan aşırı muhafazakar, eşsiz bir kadındır. Bir gün Yazarlığa merak sarar annesi. Berbat bir kitap yazar. Kadın hakları ile alakalı ve Amerika çapında bir deha ilan edilir kadın. Robin Williams ki hayatı boyunca popüler bir yazar olmak isterken bir öğretmen olurken ancak hiçbir zaman yazar olamamışken annesi deha ilan edilir. Ve sonra film böyle aşırı saçma devam eder. Robin Williams biriyle evlenir. Karısı öğrencisiyle, karısı da öğretmendir. Öğrencisiyle aldatır bunu. Öğrencisine oral seks yaparken bunlar trafik kazası yapar. Öğrencisinin çükü kopar falan. Böyle saçma sapan böyle bir film. Bu çarpan da Robin Williams eve gelirken çarpar. Küçük çocukları ölür camdan fırlayıp falan böyle saçma sapan ama enteresan bir filmdir. Mesela filmin bir tek adını hatırlayamıyorum. Bugün benim sinema bilgim sınandı. Hadsizce sorgulandı ama en iyi cevabı verdiğimi düşünüyorum. Son birkaç tuzak soru dışında full cevapladım. Size de birkaç soru yönelttim. Cevaplarınızı bekliyor olacağım. Görüşürüz bay bay. Okey Godfather 2'de zor bir soru soruyorum. Godfather 2'de neyi yapmaktan son anda vazgeçtiler? Aslında filmin orijinali böyle değildi bu arada. Neyi yapmaktan son anda vazgeçtiler de film bir tık daha az iyi oldu. Onu da çok daha olan üstü olacaktı. Cevabını birazdan vereceğim ama hemen yayınlamayacaklar onu. Veriyorum Peki, cevabını. cevabını. bilen kişiye ne hediye vereceksin? Godfather <laughs> olacağım onun. Ne <laughs> hediye edeceğim? Yok yok tamam. Cevabını bilen kişiye Konser veriyorum. Beş tane. Cevabı da şu. Clemenza karakteri. Normalde Frankie karakteri yerine ikinci filmdeki karakter Clemenza'dır. Film daha anlamlıdır Clemenza olduğunu düşündüğünde. Gerçekten flashbackleri düşün. Flashbackler Clemenza'nın gençliği, Godfather'ın gençliği, yaşlı Kremenza ile babanın Michael'ın e, olgun hali. Yani dönemin ne kadar yozlaştığı, mafya literatüründe aslında her şeyin yalan olduğunu anlatır. Çok daha güzel olur film. Yani film 9.9 olabilir diyeyim Edebe'den Clemenza olsaymış. Çünkü çünkü Hyman Roth'un da gençliği var orijinal filmde ilk. Ama Clemenza olmadığı için Clemenza yerine Frank olduğu için Frank'in de gençliğinin karşılığı olmadığı için filmde Hyman Roth'un da gençliğini çıkarmışlar. YouTube'da bulabilirsiniz. Hyman Roth'un gençliği de var Godfather'ın. Robert De Niro'nun yani genç Godfather'ın Hyman Roth'la tanıştığı sahne de var. O da zaten orijinalde şeydir Hyman Roth'ta. Bax Sigel, Lucky Luciano, biri daha vardı ya, Meyer Lansky. Meyer Lansky'yi anlatır Hyman Roth'ta. Ee, aslında orijinal filmde. İlk işi kaç da onlardır. İtalyan mafya örgütlenmesinin kurucularındandır ama Yahudidir. İtalyan mafya örgütlenmesinde bir kural vardır. İtalyan olmayan anne ya da baba tarafından yüzde yüz İtalyan olmayan kimse örgütlenmeye giremez. Lansky haricinde. Hyman Roth da Lansky'nin uyarlamasıdır. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir şey söylemek ister misin kapatırken bize? Çok şey söylemek isterim. Bana bıraksanız ben susmam filmle ilgili konuşursam. İnşallah hayırlı olur. Sizi seviyorum. Bu kadar. Ee, çok Aşk 27 Ekim'de vizyonda, 27 Ekim 2023'te Türkiye'deki bütün sinemalarda ve Avrupa'daki sinemalarda ve dünyanın çeşitli yerlerinde sizi çok seviyorum. Eyvallah.